Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aslında minicik anlattık ama sülfür zengini besinler detoksa, az önce bahsettiği hocamız içindeki sülfür çok çok önemli diye. Yani bir miktar vücudumuzda detoksa yardımcı oluyor diyebiliyor muyuz tabii hocam? Tabii ki. Şimdi basitçe ve kolay anlaşılsın diye bir örnekle girelim Çağla. Şimdi senin vücudun bir ev. Bu evinde bir sürü metabolik faaliyeti var. Üretim yapıyorsun ve atık üretiyorsun. O atığı ne yapıyorsun? Paketliyorsun. Paketledikten sonra da kapıya koyuyorsun. Belediye geliyor, çöpü götürüyor. Sen de bu iş nasıl oluyor? Sen atık ürettin, aldın, yedin, içtin dün akşam afiyetle. Yattın, gece metabolizman çalıştı. Sen uyurken uyumuyordu, tabii, çalışıyordu. Devam ediyor. Bu vücudunuzda, evinizde olduğu gibi iki tane lavabo sistemi var. Basitçe anlatıyorum. Bu biraz bilimsel bir şeyi anlatabilme adına anlatıyorum. Benim meslektaşlarım hoş görsünler. Lavabolarınızdan birisi mutfak. Mutfaktaki lavabo, böbrekleriniz. Oradan sulu şeyler atıyorsunuz. Gece, gündüz idrara kalkıyorsunuz. Su deriyen zararlı maddelerin önemli bir bölümünü, mesela ürik asitini oradan atıyor böbrek. Ürik asitin Azericesini biliyor musun? Hayır. Sidik turşusu diyor Azeriler. Evet, yani idrarın ismi öyle bizim Türkçemizde. Yani bir nevi toksik madde atıyorsunuz. Evet. Tamam. Bir de yağda eriyen ve suda eriyen beraber bazı maddeler var. Onun için de ikinci bir lavaboya daha ihtiyacım var. O lavabo hangisi? O lavaboda yine mutfaktaki ikinci lavabon karaciğer. Karaciğer en büyük detoks organımız. Böbreklerle beraber en büyük iki detoks organımız var. Başka var mı hocam? Var. Biri sadece gaz değişimi sağlar. Akciğer. Oksijeni alır. Karbondioksiti veririz efendim. Üçüncüsü, dördüncüsü var mı hocam? Var. Cildimiz. Terleriz efendim. Ama ya yazın güneşin altında yatacaksın, ya gireceksin bir yerde terleyene kadar spor yapacaksın ya da çalışacaksın ya da saunada terleyeceksin. Bunlar detay. Esası karaciğerim, böbreğim sağlam mı? Bu ikisi sağlamsa o artistik detoks merkezleri falan filanlara çok bir ihtiyaç yok. Bu ikisi işi %100 halleder. Hallediyor zaten. Yeter ki sen onlara malzeme ver, yardımcı ol. Karaciğer detoksunun ham maddesi sülfürdür. Karaciğer maddeleri paketleyip safraya atar. Safrada bağırsağına boşaltır. Sen de onu sabah tuvalete gider bir güzel boşaltırsın. Sistem böyle işliyor. Şimdi karaciğerin bunu yapabilmesi için faz 2 ve faz 4 detokslarının sistemlerinin iyi çalışması lazım. Bu sistemin patronu kim? Kim? Glutatyon. Glutatyonun ham maddesine biraz önce konuştuk. Evet. Sülfür. Geldik anneye. Dolayısıyla ne kadar çok sülfür o kadar çok detoks materyali, o kadar çok detoks yapıcı glutatyon ve diğer detoks sistemlerinin, ki bunlara metilasyon sistemini de eklemek lazım. Sülfürleştirme sistemi dışında glikronidasyon sistemi var. Daha çok kelime kullanmak istemiyorum. Karmaşık alan ama şunu bilirim. Benim karaciğerime hizmet etme görevim var. Ben daha çok enginar tüketirim kardeşim. Daha çok karaciğer desteği madde olarak sülfürlü bileşik kullanırım kardeşim. Karaciğerimi çok yormamak için alkolden uzak dururum kardeşim. İlaçtan uzak dururum kardeşim. Pat çat parasetamol içeren analjezikleri almam kardeşim gibi. Bunlar bazı, karaciğeri. Tabii tıkıyoruz, kendimiz tıkıyoruz. Bir de göbeğimi büyütüp karaciğerimi yağlandırıp karaciğerimi yağla tıkayıp nasıl lavabo... Oradaki sistemi bozuyorsun. Tabii lavabo tıkanıyor. Tavada kızartmayı yaptın. O donmuş yağ lavaboya döktüğün zaman lavabo ne oluyor? Tıkanıyor. Aynı şey. Sen ne kadar karaciğerini yağlandırırsan senin karaciğer lavabon o kadar çok hızlı tıkanıyor. Evet. Hepsi bu. Göbeği yağlı olan birisinin %100 karaciğeri yağlı demek midir peki? %100 değil, %1000. Ha, %1000. Bir de şöyle bir soru var. Göbek mi beli kalınlaştırır? Karaciğer yağlanması mı beli kalınlaştırır? Yoksa? Karaciğeri, belin kalınlaşması mı karaciğeri yağlandırır? Bu tavuk yumurta hikayesidir. Belin kalınlaşması demek karaciğerin yağlanmış demektir. Karaciğerin yağlanmış demek belin zaten daha da kalınlaşacak demektir. Evet. Peki hocam, çok güzel anlattınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.